Elodis TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Onur Bolulu Demirol. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Uzun zamandır aslında seni konuk almak istiyordum ve geldiğin için çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Direkt başlayayım. Çok fazla da zamanını almak istemiyorum. Hani tam off sezon yoğun bir çalışma temposu vardır diye tahmin ediyorum. Bu seneye kadar aslında bir iki ufak turnuva dışında kariyerin neredeyse tamamı Türkiye'de geçmişti. Ve aslında da hep yurt dışında da oynayabilecek seviyedeydin. Yani bu açıdan da hiçbir sıkıntı yoktu ama ilk defa LCS'e Amerika'ya gitmeyi tercih ettin. Nasıl geçti LCS macerası senin için? LCS maceram çok güzel geçti aslında. Ben biraz riski bir tane kariyer nasıl deniliyor? Kariyer karar verdim. İlk başta Immortals Academy'ye gittim. İşte TCL'den neredeyse bütün takımlardan teklif varken. Çünkü ben her zaman LCS ve LEC'de oynayabileceği kapasitede olduğumu düşünüyorum. Ama dışarıdan belki yani diğer takımlar beni görünce işte şampiyon havuzu sıkıntılı, oyun stili sıkıntılı diye düşünüyorlar. O yüzden ben dedim LCS Akademi'ye gideyim. Biraz riskli. Ondan sonra orada çok güzel iş yaptım ve kendimi gösterdim. Sonra LCS takımına yükselttiler beni. Ondan sonra da LCS'de de çok güzel şeyler oldu aslında. Yani takım 9. oldu ilk split, sonra sonuncu olduk ama bireysel olarak o takımıyla güzel performans gösterdiğini düşünüyorum. Kesinlikle iyi performans gösterdin. Yani çok iyi bir takım değildi Immortals o dönem için ama muhtemelen de o takımın en iyi oyuncusuydun. Muhtemelen değil, o takımın en iyi oyuncusuydun. Teşekkür ederim. Zaten hani Amerika'da, akademide de kendini bu göstermeyi yapıp yükselmen de o şekilde gerçekleşti. Muhtemelen takımlar sana eğer şampiyon havuzun veya oyun stilin dolayısıyla taraflı bakıyorsa, yani gerçekten taraflar, çünkü senin Galatasaray döneminde gösterdiğin çok iyi Lucian oyunları var. Jayce oyunu var, hatırlıyorum net bir biçimde. Hani yine farklı farklı şampiyon havuzları da o şampiyon havuzunu oynadığını gösterdin aslında. Takımlar biraz daha dengeli davranmalı. Yani evet ama biraz yani mesela onlar oyuncu tanımadan bilemezler ama oyun içindeki katkımı görünce o zaman gözleri açıldı biraz. İşte takım içi uyumu dersen, takım içi shot call'ları dersen, team fighting kapasitem ya o daha çok benim güçlü yanlarım. Her şey dışarıdan bakınca görünmüyor mesela benim güçlü yanlarım. Daha çok takım içi. O yüzden ya evet çok iyi kadrolarım vardı Türkiye'deyken ama 3 farklı şampiyonda şampiyon oldum. O da bir şey. Önemli bir şey. Ya önemli bir şey evet. Yani kendime özellikle şu Galatasaray split'i gerçekten takım olarak büyük bir payım olduğunu düşündüm o split'te ve şampiyon başarabildik. O çok güzel bir başarıydı benim için kariyerimde. En büyük başarı oydu muhtemelen. Ben de onu bir soracaktım. Galatasaray'da Worlds'e gittiğiniz sezon split itibariyle Türkiye'de kurulmuş en iyi kadroydunuz, en iyi takımdınız diyebilir misin? Kuruldu en iyi kadro değil ama en iyi takımımız bence. Yani oyuncu olarak böyle ayrı ayrı bakarsan belki en iyi takım olmayabiliriz. Ama takım olarak ve League of Legends'te şu uyum yakalamak ya da bütün e-spor şeylerde, oyunlarda mesela Valorant'ta da her şeyde takım uyumu iyiyse ya bir oyuncu iki katını fazla daha iyi oynayabiliyor kendi kapasiteden. O yüzden evet en iyi kadro değil ama en iyi takım kurulan en iyi takımdık. Peki demin dedin ya hani akademiden LCS'e çıkman aslında çok hızlı gerçekleşti. Bunu hedefleyerek gittin değil mi zaten direkt LCS Akademi'ye? Yani evet ben sormuştum
İşte ana takım midi kim dedim. Sor, menajerlere sordum. Onlar da bana söyleme dedi. Sonra dediler ki Amerikalı biri. Ve o zaman kadroya bakınca 4 tane yerli oyuncu vardı. Bir tane yabancı oyuncu vardı. Yabancı oyuncu Flash'iydi. O zaman dedim tamam. Bir takımda 2 tane yabancı olabiliyor. O zaman ben oraya gidersem adamdan daha iyi oynarsam muhtemelen beni Kesersin. ana takıma ekerler. Çünkü bir tane daha slotumuz olduğu için. Sonra oraya gittim ve gerisi hikaye. Peki çok enteresan bir şey soracağım. İlk mevsim Flash ile oynadın, ikinci mevsim Treats'te oynadın. Biri Türk, diğeri İsveçli, ikisi de ana dili gibi konuşabildiğin dil, ikisi de ana dilin sonuçta. Senin için bir, yani İngilizce oynamak, Türkçe konuşabilmek, İsveççe konuşabilmek oyun içinde fark ediyor mu ya da enteresan bir deneyim oldu mu o? Yani o oyun içinde hiçbir şey aslında fark etmiyor. Çünkü iki tarafta İsveççe konuşuyor. Şey, İngilizce konuşuyoruz, pardon. Ama oyun dışı ben Flash ile Türkçe konuşuyordum. Triss ile İsveççe konuşuyordum. Yani benim için çok fark etmiyordu. İkisi güzeldi yani. Sosyal İnsanın arkasından enteresan. konuşabildik biraz iki tarafta. Güzel bir Güzelmiş. şeydi. Evet. Peki, o zaman şunu sorayım. Gelecek sezon için kafanda şu anda bir şey var mı? LFT durumundasın. Yine LCS'den mi devam etmek var kafanda, yoksa Avrupa'ya dönüp LEC veya iyi bir IRL liginde oynamak falan gibi bir niyetin mi var? Bir şey belli mi şu an senin için? Yani benim için ben zaten split sonuna doğru hissetmeye başladım. Ben şimdi 2017'den beri hep yurt dışında yaşıyorum. Kapadokya'da başladı 2018 mi? Sonra Fenerbahçe 2019, Supermassive 2020, Galatasaray 2021, Nasır 2022, sonra Immortals 2023. Ama evim İsveç'te ve ben biraz yani başka ülkelerde yaşamayı biraz yoruldum, yalan söylemeyeceğim. Ve şimdi çok takım ve TCL de belki online olacak. O zaman ben daha çok evden oynamayı tercih ediyorum. Mesela grup aşamaları ya da lig aşamaları evden oynayıp sonra offline, belki yarı final, çeyrek final, final, öyle şeylere ben daha çok sıcak bakıyorum açıkçası şu an. Ya tabii ki güzel bir teklif gelirse belki uçuna taşınabilirim ama şu an daha çok o priority 1'e koyuyorum. Yani online'dan oynamayı koyuyorum. Ve tabii ki o zaman bazı seçenekler kayboluyor maalesef. Doğal olarak aslında burada da nereyi istediğini 3 aşağı 5 yukarı belli etmiş oldun. Şunu soracağım. Şimdiye kadar bolca takım arkadaşın oldu, bolca koçun oldu. Sence oynadığın en iyi ve en rahat ettiğin oyuncu ve koç kimdi? Oynadım en rahat. Muhtemelen koçu Erian olmalı. Çok değişik bir koçtu. Hiç önceden öyle bir koç görmedim. Çünkü önceden şey sanıyordum, işte bir koç çok dominant olmalı. Herkese böyle böyle disiplin şey yapmalı. Ama Erian farklı bir yönden şey yapıyordu. O bizim arkadaşımız gibiydi. Ama aynı anda bize güzel bir şekilde feedback veriyordu. Güzel bir şekilde bizi övüyordu. Her şey çok düzenliydi. Draftlar, Doğru. takım toplantıları, takım review'ları, her şey çok profesyoneldi. O yüzden Erian en iyi koç benim için. Yani o çalıştığım. Takım oyuncusu olarak, takım arkadaşı olarak Crazy sanıyorum. Çünkü Crazy her gün 25 oynatıyordu. Ya da 20 oynatıyordu scrim dışı. Yani hayvan gibi solo queue atıyordu. İnanılmaz. Tabii ki bazen yetmiyordu zaman. O zaman belki daha az. Ama mesela
Günün 20 saati olsaydı adam maksimum oynardı. Sonra gerisi uyurdu yani. Direkt full çok çalışkandı. Ve oyun içi çok bilgiliydi. İngilizcesi az olsa da çok böyle mesela bana maçtan sonra gelirdi bir şeyler gösterirdi. Sonra ne düşünüyorsun bu konu hakkında falan. Bak İngilizcesi yoksa bile bana bir şekilde anlatmaya çalışıyordu. Ve sürekli takımla ilgilenirdi. Takım gelişmesini ilgilenirdi. Yani bayağı olgun biri. Olgun bir takım arkadaşı ve hevesli biri. O yüzden her yandan hem de çok güzel bir arkadaştı. Yani her yandan çok güzel bir takım arkadaşı. Tabii ki çok iyi takım arkadaşım oldu zamanında. Ama o bence en iyisiydi. Bu aslında zaten Galatasaray'daki başarının sebebini de biraz özetlemiş oldun resmen. Evet. Bütün parçalarımız çok çok iyiydi gerçekten Galatasaray Spirit. Galatasaray'a gelmişken konu oradan devam edeceğim. Sen de söyledin daha önce. Hani daha önce Türkiye'de birçok takımda oynadın. Zaten program esnasında da saydın ama sanıyorum Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının senin içinde özel bir yeri var. Ne söylemek istersin? Hala aradan 2 sene geçti. Hatta 2,5 seneye doğru dayanıyor. Tekrar hani senin için içinde ukde kaldı mı? Yani yarım kalmış bir hikaye mi Galatasaray senin için biraz? O konuda biraz farklı hislerim var. Çünkü Galatasaray'da iki tane split geçirdim. Ve bir tanesinde şampiyonluğa ulaştık. Ve sonraki sene farklı takıma gitmeye karar verdim. O anda iyi hissettirdi. Çünkü Galatasaray'dayken, Wolves'teyken sonlara doğru biraz takıma şeydim. Güvensizliğim oluştu biraz. Çünkü Worlds'teyken stream falan atarken bazı şeylere çok böyle sinirlenmiştim ve yani kötü bir hisim vardı biraz. Sonra Nasr çok güzel görünüyordu. Ben o yüzden oraya seçmeyi karar verdim ama yanlış karar olduğunu sonradan anladım. O yüzden dediğin gibi biraz yarı kalmış bir hikaye gibi oldu. Ama aynı anda da bizim Galatasaray'daki zamanımız böyle kısaydı ama tatlıydı. O yandan da bakmak lazım. Yani kısa ve tatlı. Tadını da bıraktık gibi bir şey. Ama tabii ki Galatasaray'ı çok özlüyorum. Taraftarları özlüyorum ama aynı anda da özlemiyorum. Çünkü hala benimler gibi hissediyorum. Yani Twitter'da yorumlar olsun, Instagram DM'lerim olsun, yayınlarımda. Sürekli işte GS'liyim, sizi destekliyoruz hala, kariyerinde başarılar. Sürekli o şeyleri görüyorum. O yüzden hala şu Galatasaray'daki desteği hissediyorum. Ve onun için gerçekten herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani Galatasaray taraftar beni ne kadar çok sevse ben onları da çok seviyorum. O yüzden teşekkür ederim. Galatasaray taraftarının bundan memnun olacağını varsayıyorum. Sana son olarak özel ve biraz enteresan bir soru soracağım. Ailendeki tek sporcu sen değilsin. Tek profesyonel sporcu sen değilsin. Kardeşin Evet. de profesyonel bir sporcu. Alper ve şu anda hatta nasıl telaffuz etmem gerektiğini bilmiyorum. Hammarby diye söyleyeceğim. Hammarby. Hammarby'nin ve İsveç U21 milli takımının da futbolcusu. Yıllardır aktif sporcu olarak onu yönlendiriyor musun ya da ona bir tavsiye verebiliyor musun? Evet, maalesef. Ben de önceden çok futbol oynardım küçükken. Sonra LoL için bıraktım. Babam da eskiden futbolcuydu. Daha çok ulaşabilecekti babam ama maalesef biraz unlucky nasıl deniyor? Şanssız. Şanssızlığı kariyerinde. Ama biz hepimiz ailece olarak evet kardeşime çok şey veriyoruz. Ve kazandığım tecrübe yani LoL'den ve şey Sporculuktan mı? sporculuktan kardeşim çok tavsiye veriyorum. Daha çok mental açısından tavsiye veriyorum.
İşte maçtan önceki hazırlıklar, antrenmanlarda aldığı riskler, sonra o antrenmanlardan işte maça aynı şekilde şey yapmak. Bir de kötü zamanlar olunca, hata yapınca taraftar, onun da takımı çok şey böyle. İsveç'in en büyük taraftar takım. O yüzden küçük bir hatalar yapınca direkt saldırıyorlar. O açısından böyle takmamak, işte öyle şeyler, sosyal medyaya bakmamak falan. Çünkü ben de zamanında linçler yedim yani. Kesin. Linçler yedik. O yüzden biz biraz tecrübeliyiz bu konuda. Evet kardeşim, maalesef çok fazla şey veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Bazen dinliyor, bazen de dinlemiyor. Ama bir abi olarak bizim şeyimiz o. Yapman gerekeni yapıyorsun yani. Yapman gerektiğini yapıyorum, evet. Peki, buna cevap vermek zorunda değilsin elbette ama sonuçta hala altyapı milli takımlarında ve bir gün Türkiye'yi de seçebilir, İsveç'i de seçebilir. Hangisini seçmesini istersin? Yani ben hem Türk milli takımında hem de Türk bir takımda oynamasını isterdim. Ve özellikle Galatasaray'da oynamasını isterdim ileride. Ya benim büyük bir hayalim. O yüzden umarım ileride şey olur. Kesinleşir yani. Benim büyük bir hayalim Galatasaray'da oynaması. Umarım Bakalım. gerçekleşir diyeyim ben de. Benim Yani gerçekleştir, aynen. Doğru kelimeydi. kafamdaki sorular bu kadardı. Senin aklında söylemek istediğin başka bir şey var mıdır? Benim yayınlara gelen, selam veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve umarım benim hala yolum uzun. Yani hala devam ettireceğim e-sporu. Umarım benim maceramla birlikte olursunuz. Hep olduğunuz gibi. Görüşmek üzere. Muhtemelen olacaklardır diye varsayıyorum. Geldiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Ben de teşekkür ederim. Eludis TV ekranlarındaydık ve bugün özel konuğumuz Onur Bollu Demir oldu. Gelecek haftalarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.